Merhaba arkadaşlar. Bugün size Mayhem Berserker'ın engravingleri, statları nasıl olmalı? Başlıca onlardan bahsedeceğim. Nelere dikkat etmeliyiz, ne tarz bir yol izlemeliyiz tarzında. Benim izlediğim yol ne? Size onu göstereceğim. Ben Berserker'ı Rusya'da yaklaşık 3 ay boyunca oynadım. Normalde ana karakterim Destroyer'du ama buraya gelmediği için ben de Berserker seçimini yaptım. İkinci karakter olarak çünkü Berserker'ı oynuyordum. Şimdi arkadaşlar, ilk öncelikle engravinglerden bahsedelim birazcık. Engraving kısmını açarak göstereceğim size. Burada sizin için en iyi alabileceğiniz şu anda engravingleri ayırdım. Hatta şuradan Cursed dolu da seçelim. Şöyle olsun. Bunların sizin için sıralamasını yapacağım. Arkadaşlar, ilk önce class pasifimiz Mayhem. Bunu elinizden geldiğince 3 level yapmaya, burada engraving kısmında 3 level yapmaya özen gösterin arkadaşlar. İlk önceliğiniz bu olsun. Bu çok önemli. Yani 3 level olup bütün pasifleri almanız sizin için çok önemli. Peki 3 level yaptıktan sonra ikinci ve üçüncü engraving'i ileride ne gitmeniz diye soracak olursanız. Arkadaşlar, şu anda herkesin kullanmış olduğu veya bakmakta olduğu MaxRolleGG sitesi size maksimal DPS'i göstermekte. Ama tabi bunu yapmak arkadaşlar kolay değil. Çünkü oyun popülasyonunun %80'i, Berserk popülasyonu, oyunu bilmeyenler de dahil olanlar Master's Tenacity build'e gidiyor yanına. Yani ikinci engraving olarak Master's Tenacity gidiyorlar. O yüzden bu engraving çok pahalı arkadaşlar. Yani yüksek fiyatlardan gidiyor Tier 3'te. Benim size önereceğim, ya ben bu build'e gidemiyorum, çok fazla para gelirleyemiyorum, alt karakterlerimle de uğraşmak istiyorum derseniz burada diğer option seçenekleriniz var arkadaşlar. Şimdi bunlardan sırasıyla bahsedelim. Ben mesela Master Tenacity pahalı olduğu için Keen Blunt Weapon gittim. Keen Blunt Weapon'unda ben videoyu paylaştıktan sonra bilmiyorum ama hani ne yaptım, curse mü attım yani engraving'in üstünde. Bu da pahalanmaya başladı arkadaşlar. Fiyatı bunun da çıkmaya başladı. Muhtemelen başka klaslarda kullandığı için artıyor. Sadece Berserker kullandığı için artmıyor bunun fiyatı. Arkadaşlar, birinci engraving'imiz Master's Tenacity, ikincisi Keen Blunt Weapon, üçüncüsü Cursed Doll, dördüncüsü Garrosh, beşincisi de Raid Kaptan. Sıralaması bu şekilde arkadaşlar bunların. Bir daha söylüyorum. Master's Tenacity, Keen Blunt Weapon, Cursed Doll, Garrosh, Raid Kaptan. Peki bunların sıralaması neden bu şekilde? Şöyle anlatalım. Bazılarının üstünde debufflar var arkadaşlar. Yani siz bunları kullanırken aynı zamanda da üstünüze eksi stat da alıyorsunuz. Mesela Master Tenacity'de eksi stat yok. O yüzden birinci seçim olmasının sebebi o. %50 HP'nin altındayken size %16 bir hasar artışı sağlıyor. Ya biz zaten Mayhem'i %25 canlı oynadığımız için bu yani bizim olmazsa olmaz pasifimiz gibi bir şey. Yani engravingimiz gibi bir şey. Eksisi de olmadığı için ilk önce bunu tercih ediyoruz. İkinci olarak Keen Blunt Weapon. Şimdi arkadaşlar, Keen Blunt Weapon eğer sizin elinizde belli bir crit sayısı yoksa, şöyle göstereyim size. Gear kısmında benim kritim %42 pet ile beraber skillimi kullandığımda %70'lere kadar falan çıkabiliyor şu anda. O yüzden ben Keen Blunt Weapon kullanabiliyorum rahat bir şekilde. Çok fazla crit çekebiliyor karakterim. Ama ona rağmen bazenleri crit atmıyor. Onu da ekleyeyim. Üçüncü seçeneğimiz ise pardon, Keen Blunt Weapon'u söylemeyi unuttum. Bazenleri arkadaşlar şansa vurduğunuz hasar %20 az oluyor. Ama vurduğunuz crit damage ise %50 daha fazla oluyor. Yani aslında birbirini nötrlemiş oluyor sürekli crit çekerseniz. Daha fazla vurmuş oluyorsunuz. Yani %30'luk bir damage artışı vermiş oluyor size. Tutmazsa da %50'lik bir damage artışı vermiş oluyor. Cursed Doll arkadaşlar. Cursed Doll ise size %16 hasar artışı veriyor. Master's Tenacity gibi. Ancak bu sefer size gelen recovery veya potlardan aldığınız veya parti arkadaşlarınızdan, supportlardan aldığınız healing'i %25 azaltıyor. Bu bizim için çok önemli mi? Çok önemli değil. Bunun matematiğini şu şekilde yapıyorlar. Anlatayım size. Şimdi biz %25 canın altında oynadığımız için biz zaten yeşil pot kullanıyoruz. %30 HP doldurma. Bu arkadaşlar benim aldığım HP'nin %25'ini azaltıyor. Ancak ve lakin benim full canıma göre aldığım HP'nin %25'ini azaltıyor. Yani
Ben pot bastığımda arkadaşlar %25 basmış oluyorum. %30 değil, %25 basmış oluyorum. E zaten ben %25 çanda oynuyorum. Yani gene benim için çok fazla etkileyen bir sorun olmamış oluyor. O yüzden Cursed Doll da kullanılabiliyor. Arkadaşlar garajın dördüncü seçenek olmasının sebebi de şundan dolayı, en fazla size yüzdelik olarak damage artışını veren engraving bu. Ancak bunu da server'ın çoğunluğu, bütün klaslar gitmekte. Bu engraving de çok pahalı arkadaşlar. Size %20 damage artışı verirken aynı zamanlarda bosslardan da aldığınız hasarı %20 arttırıyor. %20 arttırdığı için zaten %25 canlı oynuyoruz. Ama Mayhem'de ama %65 damage reduction var. Onları da anlatacağım size. Kart kısmını da anlatacağım birazdan. O yüzden ben şu anlık buna gidilmesini önermiyorum. Yani şu aşamada biraz daha zırtlarınızdan gelen defansları falan arttırdıktan sonra gitmeniz sizin için daha safe, yani daha korumalı bir oyun tarzı olmuş olur. Reed kaptan ise arkadaşlar son seçeneğimiz. Belli bir swiftness veya belli bir koşu hızına ulaştıktan sonra arkadaşlar size gelen hasarı %45 arttırıyor. Bunu kullanmanın sebebi de partinizde bir paladin, partinizde bir veya şöyle söyleyeyim, partinizde bir koşu hızı buff'ı veren bir karakter varsa inanılmaz bir damage artışı alıyorsunuz arkadaşlar. Hani güzel bir engraving ama en son gidilmesini tercih ederim çünkü solo olarak pek bir fazla bir size buff vermiyor. Kullanmanız gereken engravingler bu şekilde arkadaşlar. Sırasını tekrardan söylüyorum. Master's Tenacity, Keen Blunt Weapon, Cursed Doll, Garouge, Raid Kaptan şeklinde gidiyor. 5 tane engravingi late game'de üçleyebildiğiniz için, çok çok end game'de üçleyebildiğiniz için bunların hepsini kasabilirsiniz. Benim size tavsiyem muhtemelen Argos patch'i gelecek yakında. Muhtemelen hatta videoyu bugün çektiğim için bugün de yükleyeceğim. Bugünkü resette, haftalık resette ilk raid, Abyssal raid geliyor, Argos raid'i geliyor. Oradaki setleri tamamladığınızda arkadaşlar 3 tane engraving'e rahat bir şekilde gidebileceksiniz, fullleyebileceksiniz. O yüzden benim size tavsiyem Master Tenacity, Keen Blunt Weapon, Mayhem yapabilirsiniz veya Cursed Doll. Master's Tenacity, Cursed Doll, Keen Blunt Weapon yapabilirsiniz. İki tane rahat bir şekilde şeye çıkabileceğiniz için, engraving'e çıkabileceğiniz için. Şimdi genel olarak Berserker'ın gittiği size engraving'leri gösterdim. Peki ben de gittim. Arkadaşlar ben şu anda dediğim gibi videonun başında da Keen Blunt Weapon gitmeyi tercih ettim. Bir de üçüncü engraving'im gidemediğim çok pahalı olduğu için, yani takılarımda hem Keen Blunt hem Master Tenacity veya hem Keen Blunt hem Cursed Doll bulmam gerektiği için, o takılarda çok pahalı olduğu için ben ona gitmedim arkadaşlar. Üçüncü seçenek olarak da bir tane Crisis Evasion yaptım. Arkadaşlar oyunun başlangıcında bununla oynamaya fazla alışmayın ama sizin gerçekten hayatınızı çok kurtarıyor. Bu arkadaşlar tek yediğiniz damage'larda, mesela bu wipe'latan ability'ler için değil, boss'ların wipe'latan ability'leri için değil, kırmızı alanlardan veya mavi açılan alanlardan tek yediğinizde bu bir kereye mahsus sizin hayatınızı kurtarıyor arkadaşlar. 3 saniyelik size bir invincible, yani dokunulmazlık özelliği veriyor. 3 saniye boyunca ölümsüz oluyorsunuz sıfır cana indiğinizde. O ara içerisinde bir daha pot basıp fight'a kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Yani size bir kere ölmeme hakkı tanıyor bu engraving. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Peki bu engraving'i nasıl alıyorsunuz? Buradan hemen 5 tane veren Ability Stone'dan çıkarabilirsiniz bunu. Bu engraving'lerde bahsetmek istediğim diğer bir kısım ise kırmızı debufflar arkadaşlar. Buraya çok dikkat edin. Yani takılarınızda bunları bölüştürmeye çalışın. Ability Stone'da da bölüştürmeye çalışın. Yani her birinde bir farklısını versin. Veya iki tanesi veriyorsa üçüncüsünde onu tekrardan vermesin. Buradaki debuffları yemeyin arkadaşlar boş yere. Hasarınızı, koşu hızınızı veya defansınızı veya saldırı hızınızı düşürmeyin. Şimdi takılarda ise stat önceliğimizi neye vermeliyiz arkadaşlar? Direkt crit. Hangi
Hangi build'i giderseniz gidin, hangi engravinginizi takarsanız takın, kesinlikle crit gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bizim skill'lerimizin cooldown'ları çok uzun olduğu için bizim skill'lerimizi critletmemiz gerekiyor. Heavy atak olarak geçiyor, ağır skill'lerimiz var ama çok vuruyorlar. O yüzden kesinlikle hepsini critletmeniz gerekiyor. Elinizden geldiğince. Kolye 2 stat verdiği için ikinci stat olarak da Swiftness'ı öneriyorum. Ben normalde Rusya'da oynarken Specialization oynuyordum ama Specialization şu anda bir tık geri düşmüş. Onun sebebi de artık Z abilitesine, yani Mayhem'e girdiğimizdeki Dark Rush abilitesinin Specialization kısmında gözükmemesi. Gözükmediği için de insanlar Swiftness kasıyor haklı olaraktan. Swiftness da arkadaşlar size koşu hızı, cooldown reduction ve attack speed veriyor. Aslında çok güzel. Yani biz Mayhem'de zaten %12 attack speed ile oynuyoruz. Bir de %6 buradan geliyor. Yani müthiş bir seçenek. Aynı zamanda Mayhem bize koşu hızı da veriyor. Bu da koşu hızı veriyor. Cooldown reduction da kazanıyoruz. Yani kesinlikle crit yanına Swiftness kasmanızı öneririm. Bu demek değildir ki full crit gidemiyorum abi. Başka takılara ya başka stat'a gitmem gerekiyor. O zaman arkadaşlar takılarınızda Swiftness'ı da getirebilirsiniz. Ama ilk öncelikle kesinlikle crit bulabiliyorsanız crit alın. Şimdi diğer bir olay ise arkadaşlar, Gear'dan bahsettik. Engraving'den, statların ne olması gerektiğinden bahsettik. Şimdi gem kısmından bahsedelim arkadaşlar. Gem kısmı arkadaşlar oyunun en önemli kısımlarından bir tanesi. Peki bu gemler nasıl olmalı? Arkadaşlar şimdi ben gemlere fazla para yatırmadım ama elimden geldiğince düzgün yapmaya çalıştım. Gemlerde arkadaşlar en önemli skill'lerinizin hasarını ve cooldown'ını azaltıyorsunuz. Burada seçim ve size kalmış, oyun tarzınıza kalmış. Ben en ağır vuran skill'lerime cooldown reduction, mesela her bilet çok vuruyor, ona cooldown reduction'la hasar getirdim. Bazı fight'ların durumunda kalırsa diye burada Whirlwind taşıyorum. Çantamda da aynı zamanda başka bir gemim daha var, cooldown reduction. Oraya da Chainsword'un cooldown reduction'ını koydum ki daha fazla Chainsword atabileyim fight içerisinde diye. Ben bu şekilde burada yavaş yavaş aşağıya iniyorum. Bunu aynı zamanda Discord kanalımda da paylaşacağım arkadaşlar. Bu şekilde gem rotasyonunuzu yapabilirsiniz. Tekrardan söylüyorum, sizin oynama tarzınıza göre burayı şekillendirebilirsiniz. İlla benim yaptığıma göre yapmak zorunda değilsiniz. Tekrardan söylüyorum. Burası sizin oyun tarzınıza göre olan bir kısım. Ben bu şekilde oynuyorum. Bu skill'leri de aktif olarak kullandığımı düşündüğüm için kendi build'imi tasarladım. Tabii ki de gemleri yükselttikçe burası bende farklılık gösterebilir. Çünkü bu gemlerin düzgünlerini getirebilmek için biliyorsunuz ki çılgın gibi silver yiyor bu gemleri rollerken. Özellikle tier 3'te çılgın gibi silver'ınız gitmekte. O yüzden ben şu anda elime mantıklı ne geçerse onu kullanmaktayım. Şimdi diğer bir olay arkadaşlar, kartlar. Arkadaşlar burada şöyle bir olay var. Şu anda oyunun en iyi kart seti, Endgame'deki kart seti de buradaki görmüş olduğunuz Lost Wind Cliff seti. Bu set size arkadaşlar Awakening 12 parça yaptığınızda %7 crit rate veriyor. Bu yani her klas için en iyi set arkadaşlar. Yani Rusya'da her klas bunu kullanıyor. Kullanmayan klas yok. Ama oyunun erken aşamasında demin de söylediğim gibi bu sete hemen erişmek kolay değil. Çünkü gördüğünüz gibi set içerisinde çok fazla legendary kart var. Sizin burada Seria kartla Solas kartı farmlayıp bunların Awakening level'larını yükseltip bunlara da birer kere, hatta ikişer kere Awakening level çakmanız gerekiyor ki burayı yükseltebilmeniz için. O yüzden burayı yapasayana kadar geçici olarak kullanabileceğiniz kart seti arkadaşlar, We Will Meet Again, Nature Elementals. Yani Scarlet Map'i bitirdiğinde aldığınız Metnik kartı, Siyan kartı ve Wrath kartı. Bakın burada da set bonusunu size göstereyim ilk önce. Nature Elementals setinden arkadaşlar 2 set kullanmanız yeterli. Ben dolu olsun diye kullandım. Bunu kullanmanıza gerek yok normalde. Hatta oyun başında size bu iki kartı verdiği için bu ikisini de kullanabilirsiniz. Ben sadece dolu gözüksün diye, farklı gözüksün diye bu iki tane epic kartımı koydum buraya. Bu kombinasyonu yaparsanız arkadaşlar
Canınız %50'nin altındayken %20 daha az hasar alıyorsunuz. Yani zaten karakter vuruyor. Ölmemeye çalışmak daha mantıklı geliyor. Zaten mayhemi bozuk yapan yer de aslında burası. %25 canın altında oynuyorsunuz ama %85 damage reduction'la oynuyorsunuz. Yani hasar almıyorsunuz ki zaten neredeyse. Gear'ınız yüksekse. Ya yani o yüzden kesinlikle defans kasabilirsiniz. Karakter zaten vuruyor. O yüzden kart sistemi olarak da başta önerdiğim kart sistemi budur arkadaşlar. Bu üçlü kartı kasabilirsiniz. Dediğim gibi çok güzel bir set bonusu var. Neredeymiş bu bir metagame? Ben galiba şu anda göremiyorum. Ha, şurada. Bu 3 set bonusu arkadaşlar. Bunu yapıyorsunuz. 3 kart bunu takıyorsunuz. Dediğim gibi karlı map'i bitirdiğinizde bu 3 kartı da size veriyor arkadaşlar. Bakın karlı map'i bitirdiğinde 3 kartı da alıyorsunuz direkt. Bir kere takmanız yeterli. İstiyorsanız ben bunu hedefleyeceğim. Bunu yapmaya çalışacağım. Ben birazcık defansife önem veriyorum çünkü. Benim için önemli yani. Ben ölmemeye çalışıyorum. En iyi DPS her zaman ölmeyen DPS'tir arkadaşlar. Bu 3 kartı arkadaşlar bir ara yapacağım ama şimdi pek yapmıyorum yani kafayı ona patlatmıyorum. Rusya'da benim bir arkadaşım vardı yabancı arkadaşım. Çocuk Berserk oynuyordu. Bu kartı arkadaşlar bir tane karakter açıp karlı map'i bitirip siliyordu. Karlı map'i bitirip siliyordu. Yani toplamda 8 saat alıyor sadece ana görevleri yaparaktan. Her 8 saatte bir bu 3 tane karttan alıyor arkadaşlar adam. Yani haftanın bir günü kendinize belirleyip her 8 saatte bir yapabilirsiniz. Siyan kart veya ben onunla uğraşmak istemiyorum derseniz de siyan kartı arkadaşlar bulabilirsiniz. Şey Discord'ları var. Bu ben size linki aşağıya koyayım. Mesela karlı map'te random bir NPC'nin içerisinde siyan kart satılabiliyor. Gidip o siyan kartın önüne bir tane karakter koyup çıktığında Discord'da uyarısı geldiğinde gidip o kartı satın alabilirsiniz. Sadece gümüşle satın alıyorsunuz. Çok ucuza yani. Kart sistemi olarak da bu söyleyebileceğim sistem şimdilik bu kadar. Bunu yapın kesinlikle. Ha, daha da defansif olmasını istiyorsanız We Will Meet Again'in yanına arkadaşlar elinize geçerse veya farmlarsanız Forest Giant setini de koyabilirsiniz. Arkadaşlar bu seti Awakening yapıp Metnic setini de yani bu We Will Meet Again'i de Awakening yaparsanız gerçekten ölümsüz oluyorsunuz. Hani inanılmaz bir defans kazanıyorsunuz. Öyle böyle değil. Onu söyleyeyim yani bu seti yapıp Forest Giant'ı yapıp yanına da Metnic seti fullerseniz gerçekten karakteriniz ölmüyor arkadaşlar yani. Sadece wipe button ability'ler öldürür sizi öyle söyleyeyim. Onun dışında hiçbir ability'den ölmezsiniz. Onun dışında kart kısmında söyleyebileceklerim bunlar. Engraving'den bahsettik, statlardan, kartlardan bahsettik, tripodlardan bahsedelim. Tripodlar kısmı da arkadaşlar klasınızın önemli olan. Ben tripod videosunu da çektim. Tripod videosunu da yükleyeceğim. Oradan anlarsınız daha iyi zaten. Orada biz tripodların da videoda zaten gözüküyor kullandıklarım. Klasımızın arkadaşlar ana skill'lerinin tripodlarını size şu şekilde göstereyim. Finish Strike'da Enhanced Strike, Weak Point, Lights Out kullanıyoruz. Shoulder Charge'da Excellent Mobility bize daha fazla mesafe kat etmemizi sağlıyor. Dodge skill olarak, mobility skill olarak kullanıyoruz. Tek burası arkadaşlar gösterdiğim single target boss build'i. Quick preparation, weak point ve divine tilt kullanıyoruz. Hellblade'de leap, mobility aynı şekilde. Death Blow %50'nin altındayken daha fazla vuruyor. Sizin HP'niz %50'nin altındayken daha fazla vuruyor. Earth Flip, finisher olarak yani şurada. Bakın bir bar dolduruyor. İki kere Hellblade'i yere vurmuş oluyor. Yani double damage attırmış oluyorsunuz Hellblade'e. Ondan sonra Chain Sword. Buff aldığımız skill. Vital Point. Swift Attack Preparation. Quick Preparation'ı koyduğunuzda sürekli üstünüze gördüğünüz gibi Attack Speed ve crit alabiliyorsunuz her 8 saniyede bir. Bu çok broken bir skill arkadaşlar. Haberiniz olsun. Zaten rotasyon videomu izlerseniz bunun daha açıklayıcı bir şeyi var, kısmı var bu skill'in. Strike Wave'in kısmında ise Wave, Limit Break, Earth Flip, Red Dust'ta, Quick Preparation, Vital Point. Bu da aynı şekilde arkadaşlar, Chain Sword gibi
Bastığınızda size 6 saniyenin crit veriyor ve aynı zamanda boss'a damage reduction buff'u atıyor. Bu da çok önemli. Boss'un aldığı hasarı arttırıyor. Rotasyon videomda dediğim gibi daha açıklayıcı kısımları var. Vital Point Hit, Sword Storm'da Weak Point Detection, Flame Storm. Rünler nasıl olmalı? Rünleri de gördüğünüz gibi skillerin görsellerinden buradan alabilirsiniz. Bunlar arkadaşlar best in slot rünler. Bunlardan daha iyi rün yok. Sadece şuna şöyle bir hareket yapalım. Bu rün yanlış kalmış. Şunu koyalım. Save. Normalde olması gereken şekli bu şekilde arkadaşlar. Burada stagger damage'ı bu %20 stagger damage'ı duracak. İleride arkadaşlar bu stagger damage'ını buraya legendary'sini koyacağız. Bu ada görevlerini yaptıktan sonra ada videosunu da çekeceğim. Günlük bir ada videosu var. Onu da koyacağım. Ona bakabilirsiniz. Legendary'sini alabiliyorsunuz. Buraya %20, buna %30 koyuyorsunuz. Stagger damage'ınızı da arttırmış oluyorsunuz bu şekilde. Diğer skill'leriniz arkadaşlar, best in slotları bu şekilde. Bunları düşürmeye çalışın. Yüksek versiyonlarını elinizden gelince takmaya çalışın. Chaos Dungeon bu build'ini açalım arkadaşlar. Burada tabi durdurmam gerekecek muhtemelen. Şurada finish training diyeyim. Chaos Dungeon AoE damage, yani birden fazla target var ise arkadaşlar, bu sefer Chain Sword'un yerine Whirlwind koyuyorsunuz. Ama tabii ki de bazı tripodlar farklılık gösteriyor. Whirlwind ise arkadaşlar Sustain Enchantment, Cracked Blade ve Vacuum Slash kullanıyorsunuz. Finish Strike gene aynı şekilde. Shoulder Charge gene aynı şekilde. Tempest Slash bu sefer değişiyor. Quick Preparation, Vital Point Hit, Storm Slash yapıyorsunuz. Hellblade gene aynı şekilde kalıyor. Değiştirmiyorsunuz. Chain Sword'u kullanmadığınız için ekleme bile yapmıyorsunuz. Strike Wave'de Wave gene aynı şekilde kalıyor. Cerberus Blaze Wave kullanıyorsunuz bu sefer. Sword Storm gene aynı şekilde kalıyor. Değiştirmiyorsunuz. Red Dust gene aynı şekilde kalıyor. Değiştirmiyorsunuz. Rünlerde de arkadaşlar, AoE Build'de de bu şekilde rün kullanıyorum. Whirlwind'de Bleed koydum. Çok deli oluyor. Whirlwind'in çarptığı bütün hedeflere kanama bırakıyor arkadaşlar ve Legendary ürün olduğu için çılgın bir hasar çıkıyor. Öneririm kesinlikle böyle yapın. Hani size sadece şeyde Maxwell GG'de Chaos Dungeon build'i pek fazla gösterilmiyor veya doğru düzgün gösterilmiyor. Chaos Dungeon build'ini de bu şekilde yapabilirsiniz. Rünler bu şekilde. Başta gösterdiğim gibi ilk baştaki gösterdiklerim single target. Target burası ise AoE, yani alan DPS'i, diğeri de boss DPS'i şeklinde sayabilirsiniz. Tripodlarda göstereceğim kısım da bu şekildeydi. Başka eklememiz gereken bir şey var mı? Rotasyon kısmında zaten dediğim gibi skill'lerin daha açıklamalı halleri bulunmakta. Ne yapmam gerektiği. Bir de aynı şekilde Discord linkini aşağıya koyacağım. Discord'a katılmayı ve Berserk sayfasına bakmayı unutmayın. Orada ayrıntılı bir şekilde hepsi yazıyor arkadaşlar. Bu itle ilgili şu anlık söyleyebileceğim kısım burası. Kartları anlattık. Engraving'i, Gear'ı anlattık. Statları anlattık. Ne gidilmesi gerektiğini. Başka da bir şey, önemli kısmı kalmadı galiba karakterinle ilgili. Zaten oynanış videosunu dediğim gibi kanalda var. Ona bakabilirsiniz. O yüzden arkadaşlar izleyip zaman ayırdığınız için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayınız. Herkese şimdiden iyi günler, sağlıklı günler dilerim.